Hepinize merhabalar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Kasım ayının örnek sorularını yayınladı. Şimdi hiç vakit kaybetmeden inkılap tarihiyle alakalı örnek soruları birlikte çözelim. Soru çözümlerimize başlamadan önce videoyu durdurabilir, cevapları kendiniz verebilir, daha sonra da çözümlerini benden dinleyebilirsiniz. Öncelikle birinci soruda bir resim, infografik resim verilmiş ve bununla alakalı bir yorum yapmamız isteniyor. Verilen görselden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İlk adımla başlayan büyük yürüyüş 100. yılında, yani milli mücadelenin 100. yılı ile alakalı bir görsel. 30 Ekim tarihinde Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. 13 Kasım tarihinde savaşta geçit verilmeyen düşman gemileri Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a demirledi. Ki biliyorsunuz ki Çanakkale Boğazı'nda biz düşmanları Çanakkale cephesinde yenmiştik. Düşmanlara geçit vermemiştik ama Mondros'tan sonra 13 Kasım'da düşman kuvvetleri İstanbul'u işgal ediyorlar. 17 Mart 18 Mart 1919 tarihine geldiğimizde Rumlar ne yapmışlar? Samsun'a asker çıkaran İngilizleri de arkalarına alarak Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesi gereği bölgeyi İtilaf Devletleri'nin işgaline açmak istemişler. 21 Nisan tarihinde Türk halkı Rumlara karşı kendini savunmak için teşkilatlanmaya başlayınca İngiliz Yüksek Komiserliği İstanbul hükümetine bir nota vererek bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını, Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini istedi. 15 Mayıs tarihinde İzmir işgal edildi. 16 Mayıs tarihinde bölgede asayişi sağlaması için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesi planlarıyla Samsun'a doğru yola çıktı. Şimdi verilenlere bakılarak hangisine ulaşılamaz diyor. İngilizler Anadolu'daki Rumlara destek olmuşlardır. Bakın diyor ki Rumlara destek olmuş, İngilizleri de arkasına alan Rumlar diyor. Yani buradan A şıkkını ulaşabilirim. Milli mücadelenin gerekçesi ve yöntemi, yani nasıl yapılacağı, neden yapıldığı belirtilmiştir diyor. Ancak hayır, milli mücadelenin gerekçe ve yöntemi biz biliyoruz ki Amasya genelgesinde belirlenmişti. O yüzden B şıkkına ulaşamam. Diğerlerine de bakalım. Mustafa Kemal bağımsızlık amacıyla Samsun'a çıkmıştır. Bakın diyor ki kurtuluş mücadelesi planıyla. Zaten bağımsızlık amacıyla çıktığını biliyoruz. Mondros Ateşkesi sonrası Anadolu'da işgaller yaşanmıştır. Ki biz bunu 13 Kasım'da İstanbul'u işgal ettiklerinden, daha sonrasında 15 Mayıs'ta İzmir'i işgal ettiklerinden anlıyoruz. Anadolu'da işgaller yaşanmıştır. Ama milli mücadelenin gerekçesi ve yöntemi kararlaştırılmıştır. Hayır, Amasya genelgesinde diyoruz. Cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuzla devam edelim. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği bazı cepheler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hangi cepheler? Kanal ve Kafkas cepheleri verilmiş. Nedeni ve sonuçlarından bahsedilmiş. Hemen nedenine bakalım. Kanal cephesinin. Osmanlı Devleti bu cephede İngilizlerin elinde bulunan Mısır'ı geri almak ve Süveyş kanalının kontrolünü ele geçirip İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için ne yapmıştır? Saldırıya geçmiştir. Peki sonucunda ne olmuş? İngilizlerin güçlü bir orduya sahip olmaları, çölün aşırı sıcaklıkları ve susuzluk nedeniyle Osmanlı ordusu yenilmiş. Kafkas'a bakalım. Kafkas'ın nedeninde Osmanlı Devleti Rusların kontrolündeki Bakü petrollerini ele geçirmek ve Orta Asya Türkleri ile kendi çatısı altında birleştirmek amacıyla saldırıya geçmiştir. Bakın burada yine savaşın nedeninden bahsetmiş. Sonuç olarak Kafkas cephesinde Osmanlı Devleti kış şartları ve aşırı soğuklar nedeniyle ağır kayıp vererek geri çekilmiş. Buna göre verilen cephelerin benzer özellikleri arasında durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Bakın benzer özellikleri diyor. Demek ki verdiği şeyler aynı olacak. Taarruz harekatında bulunmuşlardır. Yani saldırı yapılmıştır diyor. Bakalım. Saldırıya geçmiştir, saldırıya geçmiştir. Yani Osmanlı Devleti ikisinde de taarruz yapmıştır. Birinci öncülümüz doğru. Bir olmayanı silerim. B şıkkı gitti. Kaybedilmelerinde doğa koşullarının da etkisi olmuştur. Bakın çölün aşırı sıcakları, doğa koşulu,
Kış şartları ve aşırı soğuk doğa koşulu. Yani ikisinde de ortaktır. İki olmayanı da silerim. O yüzden A da gitti. Kaldım iki şıkka. Daha önce kaybedilen toprakları geri almak, topraklar geri almak istenmiştir. Bakın burada toprağı geri almak var. Mısır'ı geri almak. Ama Kafkas cephesinde öyle bir neden yok. O yüzden ikisine ortak diyemem. 3 yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'nin olduğu C seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim. Reis Bey başını salladı. Elbette en mühimi de etrafınıza Kuvayi Milliye'nin çete olmadığını, Kurtuluş Ordusu'nun çekirdeği olduğunu yaymaktır. Eli silah tutanlar gider katılır, kalanlar da karınca kararınca para ve mal yardımında bulunur. Aranızda bir heyet kurun, 3-5 kuruş, bir kalıp sabun, bir çift çorap, bir çaputun bile değeri vardır. Toplayın, verin. Önümüz kış, düşman boyuna ilerliyor. Yakında büyük çarpışmalar başlayacak. Ne kadar kuvvetli olursak o kadar dayanabiliriz. Dayandıkça da derlenip toparlanırız. Küçük Ağa romanından alınan bu parçadan hareketle Kuvayi Milliye birlikleri ile ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar bakalım hemen. İhtiyaçlarını halktan karşılamaktadır. Bakın diyor ki eli silah tutanlar gitsin katılsın. Katılamayanlar para mal yardımı yapsın. 3-5 kuruş toplasın. Kalıp sabun versin. Bir çift çorap versin. Demek ki ihtiyaçlarını kimden karşılıyor? Halktan. Yani ben birinci öncüle ulaşırım. Bir olmayanı silerim. C şıkkı gitti. Düşmanı yurttan atacak güçtedir. Düşmanı yurttan atacak güçte olup olmadığını buradan alınan parçadan çıkaramam. Yani o kadar güçlü mü değil mi? Bununla alakalı bir şey söylememiş. Halktan oluşan direniş kuvvetleridir. Bakın diyor ki eli silah tutanlar gider katılır. Yani zaten halkın kendisinin oluşturduğu birliklerdir diyoruz biz Kuvayi Milliye'ye. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. İkiyi söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız 1 ve 3'ün olduğu B seçeneğidir. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun bazı bölgelerinde milli varlığa karşı zararlı cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetler biliyorsunuz ki arkadaşlar Türklerin oluşturduğu zararlı cemiyetlerdir. Bu cemiyetlerin bazılarının kuruluş nedenleri ve etkinlikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi bakalım bir tanesi Mavrimira, bir tanesi Etniki Eterya ve Pontus cemiyetleri. Mavrimira cemiyeti Yunan hükümeti için çalışan, ve Bizans İmparatorluğu'nu yeniden kurma amacı taşıyan cemiyet, bu amaç doğrultusunda Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu'yu Yunanistan'a katmayı hedefliyordu. Etniki Eterya ve Pontus cemiyetine bakalım. Karadeniz'de Samsun, Trabzon merkezli bir Pontus Rum devleti kurmayı amaçlayan bu iki cemiyete mensup olan yerli Rumlar silahlanarak eşkıyalık yapmış ve Yunan ordularını desteklemiştir. Bu bilgilere göre sözü edilen cemiyetlerle ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Milliyetçilik fikri doğrultusunda hareket ettikleri. Biliyorsunuz ki Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımından etkilenen milletler kendi devletlerini kurmak için Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmişlerdi. Yine Mavrimira'yı ve Etniki Eterya Pontus cemiyetlerini kuran Rumlar buradan şunu söyleyebiliriz. Milliyetçilik akımından etkilenmişlerdir. Yani birinci öncülümüz nedir? Doğrudur. Bir olmayanı silerim. Bakın A gitti, C gitti. Kaldım otomatikman iki şıkka. Anadolu'daki Türk varlığını yok saydıkları. Bakın biz zaten burada yaşıyorduk. Mavrimira ve bu cemiyet, Etnik Eterya Pontus cemiyetleri Anadolu'daki Türkleri yok sayarak orada kendi alanlarında devlet kurmaya çalışıyorlar. Yani Türkleri hiçe sayıyorlar. Buna da ulaşabilirim. Çünkü etkinlik alanlarına baktığım zaman Trakya, İstanbul, Batı Anadolu, Samsun, Trabzon hep Türklerin yaşadığı yer. Demek ki Türkleri yok saymışlar. İki olmayanı da silerim. Yok böyle bir şık. Devam ediyorum. Tüm azınlıkları tek çatı altında toplamaya çalıştıkları, ikisini de okuduğumuzda böyle bir yargıya varamıyoruz. Tek çatı altında toplama gibi bir amaçlar yok. Üç olanı silerim. O zaman cevabım çıkar. Cevabım B seçeneğidir. Geliyoruz son soruya. Beşinci soru. Mustafa Kemal Paşa hazırlamış olduğu Amasya Genelgesi'ne ait taslak için Ali Fuat Bey, Rauf Bey, Refet Bey ve Erzurum'da bulunan Kazım Paşa'nın da görüş ve onayını almıştır. Tarihe Amasya Genelgesi olarak geçen bu ihtilal beyannamesinin öne çıkan maddeleri ise
şunlardır. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Metne göre Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Öncelikle hemen şunu söyleyelim arkadaşlar. Zaten bu 3 tane madde. Birincisi benim Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadeleyi başlatmaktaki amacım. İkincisi Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Benim milli mücadeleyi başlatmaktaki gerekçem. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Benim uygulayacağım yöntem. Bakın amaç, gerekçe ve yöntem. Milli mücadelenin gerekçesi belirtilmiştir. Bakın gerekçe belirtilmiş, yani buna ulaştım. Milli mücadelenin yol haritası, zaten amaç, gerekçe ve yöntemi belirlemek, benim milli mücadelede ne yapacağımı ortaya koymaktır. Bir yol haritası çizmektir. D şıkkına da ulaştım. Mustafa Kemal hazırlamış olduğu bu belgeyi tek başına yayınlamamış. Amasya Genelgesi'ni Ali Fuat Bey'e, Rauf Bey'e, Refet Bey'e, Kazım Karabekir'e onaylattıysa kişisellikten çıkarmıştır. Yani kendine mal etmeyip halka mal etmek istemiştir. Ancak Osmanlı hükümet üyeleri değiştirilmiştir gibi bir yargıya buradan ulaşamam. Doğru cevabım A seçeneğidir. Evet arkadaşlar, genel anlamıyla baktığımız zaman Kasım ayı örnek sorularının yine paragrafa dayalı, okuduğunu anlamaya dayalı ama birazcık da bilgiyi bilinmesi gereken sorular olduğunu görüyoruz. Yine baktığımız zaman içerisinde bir resim gerektiren, işte resimi ya da infografik resim diyelim biz ona yeni nesil tabirle. İnfografik resmi anlayıp yorumlama üzerine bir soru var. Uzun, gözünüzü korkutmaya yönelik sorular, ancak sadece şu kadar yaparsanız emin olun hepsini doğru yapabilirsiniz. Bilgi artı yorumlama gücünüzü geliştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden de konu tekrarlarını, soru çözümlerini aksatmadan kitap okumayı mutlaka ihmal etmemelisiniz arkadaşlar. Böylece Kasım ayı örnek sorularını bitiriyoruz. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, zil butonunu açmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın.